Bismillah, yubassarunahum. Tabii Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla hem cennettekilerle cehennemdekiler birbirlerini görecekler. Aralarına bir diyalog geçecek. Hem cehennemdekiler birbirini görecek, hem cennettekiler birbirini görecek. Tabii kafirler birbirlerine gösterileceklerdir. Bu falandır, bu filandır diye. Yevaddul mucrimu lev yeftedi min azabi yevmi idin. بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعُوِيهِ Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu esasında insan fıtratı, dünyada da öyledir. Kendi suçunun, günahının, ihmalkarlığının, tembelliğinin somut karşılığını görünce geriye dönük pişmanlıklarını seslendirir. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım, keşke şunu dost edinmeseydim, keşke peygamberlerin dediğini yapmış olsaydım, keşke şu suçu işlememiş olsaydım diye bir sürü keşkiler sıralarlar ama her zaman olduğu gibi son pişmanlığın hiçbir faydası var mı? Olmaz. O günde suçlular, günahkarlar, mücrimler isterler ki diyor Kur'an-ı Kerim, o günün azabından kendi çocuklarını vermek suretiyle kurtulmayı isterler. Çocuklarımı vereyim, beni azaptan kurtarın. Çocuklarını fidye olarak vermek ister. Azaptan kurtulmak ister. Ve sahibetihi ve ahihi, eşini fidye olarak feda etmek ister. Bunun karşılığında da o günün azabından kurtulmak ister. Yetmez, kardeşini fidye olarak verip o günün azabından kurtulmak ister. Hatta ve fasiletihil tüm aşiretini, elleti tu'ihi, kendisini himaye eden, koruyan, gözeten tüm ailesini, aşiretini verip o günün azabından kurtulmayı çok ister. Böyle bir iç geçirir. Yani acaba oğlumu versem, eşimi versem, kardeşimi versem, aşiretimi versem, ben bu azaptan kurtulur mu der. Hatta وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِعًا ثُمَّ يُنْجِهِ Yeryüzünde ne kadar şey varsa, canlı cansız, hepsini verip sonra da cehennemin azabından kurtulmak ister. Cehenneme düşecek, cehennemi gören insan arzu eder ki bu günün azabından kurtulmak için oğlumu versem, hanımımı versem, kardeşimi versem, çocuklarımı versem, aşiretimi versem, hatta yeryüzünde ne kadar değer var hepsini versem de bu azaptan kurtulsam der. Böyle bir arzu da bulunur. Kella, hayır. Bu arzuların da bir anlamı yok. Böyle bir şey de olacak değil. Pazarlık da yapsa, alın oğlumu, alın kardeşimi, alın hanımımı, alın aşiretimi, alın yeryüzündeki her şeyi, beni bu azaptan kurtarın dese bile onun bir faydası olmayacak. Bu kabul edilmeyecek. İnneha leza. Bilesiniz ki bu cehennem dediğimiz şey çılgın, yalın, saf, son bir ateşten ibarettir. Dumansız bir ateş, parlak bir ateş, alev alev, dumanı bile yok. Nezzaaten lişşeva, insanın azalarını, organlarını yalayarak tüketir. Bu büyük yangınlarda görürüz. Böyle bir yalıyor bir tarafı, birdenbire solduruyor. O cehennemin azabı da, o çılgın, dumansız, yalın alev de insana vurdukça derisini soyacak, kemiklerine kadar indirecek. Başka ayetlerde derileri kavruldukça kendilerine yeniden deri giydirilir ve böylece o azapta tekerrür eder. Ve sonsuz bir hayat. Ve orada insan ölümü çok arzu edecek. Ey ölüm neredesin? Gel beni bitir, beni yok et. Bu acıyı, bu azabı çekmemiş olayım diye. Bu çılgın alev insanın organlarını yalarken aynı zamanda ted'u men edbara ve tevalla. Dünya hayatında peygamberlerin davetlerine, risalete, nübüvvete, inanca sırt çeviren, onunla alakasız kalan, benim işim değildir deyip o semte uğramayan ya da yüzleştiği halde, bir iletişim kurduğu halde dönüp giden kim varsa onları kendisine çağırır, gel der. Gel benimsin der. Çünkü orada kurtuluş yok. Dolayısıyla dünya hayatında peygamberlerin getirmiş olduğu öğretilere arkasını dönen, sırtını çeviren, yüz çevirmeyen, yani yüzünü döndürmeyen, ona icabet etmeyen kim varsa o cehennemin çılgın alevi onları davet edecek. Daha ve cem'a fe ev'a. Şimdi dinden, diyanetten, risaletten, ahiretten yüz çeviren, onlara sırtını dönen adam dünyaya gönlünü döndürecek. Dünyaya gönlünü döndürdükten sonra yapacağı iş dünyalık toplamaktır. Mal toplayıp onu iyice kaplara dolduran,
o malı, o altını, o gümüşü, o dünyevi ne varsa hepsini kaplara dolduranı çağıracak. İnnel insane hulika helu'an. Şüphesiz ki insan helu olarak yaratıldı. Helu nedir? Kur'an onun tefsirini kendisi yapıyor. İza massahu şerru cezua. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman, bu kötülük Kur'an-ı Kerim'de şer kavramı mesela hastalık anlamında kullanılır, fakirlik anlamında kullanılır. Yani canını sıkacak, ona kötü gelecek ne varsa kendisine isabet ettiğinde sızlanmaya, dövünmeye başlar. Ah vah, bittim, öldüm, yok oldum, şöyle oldu, böyle oldu, bir sürü şikayet, bir sürü sızlanma, bir sürü sitem, bunları yapmaya başlar. Ama وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعًا. Kendisine bir hayır da dokunduğu zaman cimcimri kesilir. O hayrı, o iyiliği başkasından men etmeye çalışır. Bu iyilik sağlık olur, gençlik olur, zenginlik olur, makam olur, mevki olur. Sahip olması halinde kendisini sevindiren ne kadar şey varsa bu hayırdır. Bu hayır ona dokunduğu zaman bu hayırdan başkasını yararlandırmamak için elinden geleni yapar. O hayrı paylaşmaz. Bana şu hayır dokundu, şu iyilikler geldi bana buldu. Bunu biraz da paylaşalım. Çünkü İslam inancında ve ahlakında bir kötülük dokunduğu zaman kişi içe dönük. Ya bu demek ki benim elimin yapmış olduğu bir yanlışlıktan kaynaklandı. Kendisini iyileştirmeye çalışır ya da sabretmeye devam eder. Kendisine bir hayır dokunduğu zaman da o hayrı insanlarla paylaşır. Mesela Karun hikayesinde hatırlayın. Musa'nın kavminden bazıları Karun'a dediler ki ey Karun, Allah sana çok mal vermiş. O kadar mal vermiş ki hazinelerinin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir grup insan ancak taşıyabiliyormuş. Bunun böyle bir çi yapısı var. Çi yapı. Bu helva kelimesini belki Türkçedeki çi ile ifade edebiliriz. İnsanoğlu çi süt demiş diyoruz ya. Çi yaratılmıştır. Bir şer dokunduğunda sızlanmaya başlar, sızlanır. Çok çok sızlanır. Ama bir hayır dokunduğu zaman da o hayrı ötekilerinden esirger. İllel musallin. Ancak namaz kılanlar müstesna. Ha namaz kıldığı halde bu çiğliğini atamayan insan olur mu? Olur. Ama anlıyoruz ki namaz esasında bu çiğliği ortadan kaldıracak, insanı bu manada olgunlaştıracak bir rol oynar ya da oynaması beklenir. Namaz bilinci böyle bir şey. Namaz kılıyorsam böyle bir şer dokunduğunda sızlanmak, bir hayır dokunduğunda da bunu cimrilik yapıp insanları bundan mahrum bırakmak namazla çelişir anlıyoruz. Namaz kılanlar müstesna. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمٌ. Onlar ki namazlarına devam ederler. Bir fasıla, bir inkıta olmaksızın namazlarına devam ederler. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُمٌ. Ki onların mallarında bilinen, tanımlı bir mal vardır. Bir hak vardır mallarında. Allah tarafından tanımlanmış bir hak vardır. Bunun da bilincini taşırlar. Şu kadar malın varsa o malın içinden bu kadarı fakir fukaranın hakkıdır. O tanımlı bir mal. Lissâili vel mahrum. Bu malum hak Allah tarafından bildirilmiş, peygamber tarafından öğretilmiş, tanımlı, sayılı hak. Lissâili vel mahrum. Talep edenler ve mahrum olanlar için. Yani mahrumların ve isteyenlerin hakkı vardır kendi malında. Bunun bilincini taşırlar. Son ayet. وَالَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. İşte bunlar hesap gününü samimi bir şekilde tasdik ederler. Hesap günü diye çevirdiğimiz din günü. Din esasına hesap. Ve dinin bütün öğretilerine baktığımızda sistemin bütünü, değerler manzumesinin tamamı bir hesaba ilişkindir. İnanç öyle, amel öyle, muamelat öyle, ahlak öyle. Bir hesaba göre kendimize bir hayat tarzı biçeriz. İlişkilerimiz hep o hesaba göredir. Komşumuzla ilişkilerimiz, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, insanla, eşyayla, canlıyla, bütün ilişkilerimizin nihayetinde endeksli olduğu şey ahiret günüdür. El-Fatiha.